bir seri katili sevebilir miyim? Maalesef o kadar sevecekler ki Agah'ı. Evet. Çünkü yaşadığın çağda, yaşadığın dünyada, ülkede en gereksinim duyduğun bu şey adalet artı vicdan. Karşımızda şahsiyetinin ne olduğunu, kim olduğunu anlamaya çalışan ve şahsiyetinin peşinde koşan bir Agah Beyoğlu var. Onur'dan yine ikinci sezon haberini aldım da bana kız sen bu diziye topraktan girdin dedi. Güzel. Çekimlere başladık. Benim elim ayağım titriyor. Çok iyi bir iş. Haluk Bilginer'le karşılıklı oynuyorum. Bayağı geceleri uyumamak, az uyuyarak, acılar çekerek 3 ay kabuslu günler yaşadım. Karanlık bir otel ve şey çok soğuk. Cam açısı sürekli bir beyazlık. Tabii o da çok işimize yaradı bu arada. Zorlandık, sağlığımız filan bozuldu. Şahsiyet gibi, bir başkadır gibi, masum gibi, Fatma gibi, kendi jarnında fi gibi işleri artık 40 yılda bir herhalde görebileceğiz. Şahsiyet deneyim odasında bulunuyorum. Şöyle ki Agah Beyoğlu'nun unutulmaz klasik otomobili görülüyor ki yeni sezonda alev alev geliyor, yakıyor. Bizi şimdi bir karanlık karşılıyor. Çünkü aslında bu hikayenin temel yanında bir karanlık var. Biz o karanlığı da çözmeye çalışıyoruz. Agah Beyoğlu'nun izinde yaşıyoruz bu süreci. Ve şu kedi kostümü. Dizinin ilk sezonunu izleyenler gayet iyi bilir. Kedi kostümü çok büyük bir gizemin sembolü diyeyim. Ve buradan devam edelim. Bakın deneyim odasında daha nelerle karşılaşacağız. Neonlar var farkındaysanız. Ve bu neonlar Beyoğlu'nun bugününü, daha doğrusu Beyoğlu'nun o değişen görüntüsünü de sembolize ediyor. Dizide de hatırlayacaksınız neonlar fazlaca yer bulmuştu. Şimdi bakalım ikinci sezonda nasıl göreceğiz? Dünya küçük değil, suç büyük. İşte Şebnem. Bozar mıyız sizi? Hayır, bozmazsınız. Tamam. İşte böyle. Ben deneyim odasını deneyimlerken karşıma Şebnem çıkıyor. Bak bu da başka bir deneyim. Aynen öyle. Harikasın. Nasıl görünüyor? İnanılmaz. Hemen o duyguya geldim. Ve Zuhal'i de ikinci sezonda bambaşka bir Zuhal olarak izleyeceğiz. O kadarını söyleyeyim. Umarım öyle olur ve seversiniz ama evet, bambaşka. Evet. Bunun sözünü veriyorum. Veriyorum. Pekay, ben devam ediyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Bakın burada polis Nevra'ya göndermek istediği mesajları kodladığı bantları görüyoruz örneğin. Biz böyle bir deneyimi kısacık size aktardıktan sonra elbette ne yapıyoruz? Filmin ekibiyle sohbet için buluşuyoruz. Hadi bakalım. Herkese selam. Heyecanla beklediğimiz Şahsiyet dizisinin ikinci faslı seyirciyle buluşuyor. Bu kez Gain'de seyrediyoruz Şahsiyet'i ve hemen filmin ekibiyle de bir araya geliyoruz. Benim için çok heyecanlı bir an. Çünkü en sevdiğim işlerden biriydi Şahsiyet. Çok teşekkür ediyorum. Erdal Özyağcılar, sağ olunuz katıldığınız için. Hakan Günday, yazan, kaleme alan diyeyim. Şebnem Bozoklu, dizinin ilk sezonundan bu yana var olan ve yönetmenliğini üstlenen Onur Saylak. Doğruya doğru çok güzel sürpriz oldu izleyici için. Çünkü üzerinden çokça zaman geçti ve artık daha devamı olmaz derken demek ki olabiliyormuş. O yüzden öyle başlayayım. Ne oldu, nasıl oldu, nasıl karar aldınız ikinci sezon için? Şöyle oldu aslında. Yani biz ilk sezonu yaparken de devam etmesini çok istiyorduk aslında. Ama bir 5 yıllık ara girmiş oldu. Az değil. Az değil, evet. Sonra tekrar yapar mıyız eder miyiz diye konuşurken başta tabii çok zorlandık Hakan'la. Yani çünkü güzel bir yerde bırakmıştık. Ve yeni bir hikaye ne olabilir diye uzun uzun konuştuk, tartıştık. Ve şimdiki bu ikinci fasıldaki hikayeyi yakalayınca sanırım olabilir diye düşündük ve giriştik. Böyle oldu yani. Gayet güzel oldu. Tabii aslında şöyle sormam gerekir belki.
yerli dijital platformların orijinal içerik akımının başlangıcıdır bana kalırsa şahsen. Başlarından biridir. Evet, evet, oldu başka işler ama bu kadar çarpıcı ve bu kadar benzersiz bir iş gerçekten az sayıdaydı. Ve dünyada da karşılığı oldu. İşte uluslararası Emmy ödüllerinde Haluk Bilginer'e en iyi erkek oyuncu ödülünü getirdi. Dünyada remake'leri yapıldı. Evet. Yanlış bilmiyorum değil mi yapıldı, o süre evet. zarfında? Meksika'da yani aslında, yapıldı. Evet. Şöyle sormam lazım. Yahu niye bu kadar beklediniz? Belki onu da Hakan'la öyle devam edebilirim. Valla bilmiyorum tabii çünkü bu hikayenin gelmesi mi? Yani tabii birçok şartın yan yana gelmesi gerekiyor böyle bir şeyin sürebilmesi için. Ama en nihayetinde tabii yazmak da uzun uzun bir süreç. Ve o bir de yani en nihayetinde Onur'un da dediği gibi o birinci sezon hepimizin adına bir deney aynı zamanda bir deneyimdi bu bizim için Onur'la beraber oturup üzerinde çalıştığımız ve bütün o süreçte de bizim öğrenmeye devam ettiğimiz bir deneyim tabii ki. Çünkü bir takım şeyler deniyorsunuz, onları yeni pencereler açmaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla o süreçten sonra bunu yeniden başlatmak tabii o kadar da kolay değil. Belki biraz da o bir zaman aldı. Zaten Onur'a söyledim. Tekrar seyrettim ben sizle buluşmadan önce. Ve kaldığı yer yani 12. bölümün sonu o kadar güzel ucu açık kalmış ki. Yani bunun devamı gelecek hissi belki o ilk seyrettiğimizde de vardı ama araya giren 5 yıl sonra şimdi çok daha keyifli seyredeceğiz eminim. Kadrodan söz ederken tabii Erdal Bey'in yeni sezonda kadroya katılması gerçekten izleyici için de güzel bir sürpriz oldu. Sizin ilk sezon yayınlandığında nasıl bir fikriniz vardı? Hemen izlemiş miydiniz? Genel olarak ne düşünmüştünüz şahsiyetle ilgili? İzledim. Evet. Ne düşünmüştünüz? Ne gelmişti o an size diziyle ilgili? Bir defa o değişik yani konusunun değişikliği bir de oyuncuların o kadar hem doğru hem de hikayeyi sulandırmadan yani şey kaba tabirle yani amiyane hale getirmeden yaşayarak inandırarak oynamaları başta Haluk evet. olmak şartıyla o beni çok yani oyuncu tarafımdan biraz bakıyorum. Hikaye zaten muhteşem akan bir hikaye. Evet. Çok güzel bir kanava yakalanmış. Onur Saylak bayağı iyi. Değil yani. Mi? Çok iyi. Yani keyifle seyretmiştim. Ama ben parça parça seyrettim. O zamanlar herhalde gene bir dizide mi oynuyordum? Bir şey belki de yurt bir şeydi. Ama seyrettim yani. Seyrettim. Peki İçinde olabilirim diye bir his olmuş muydu? Aa, hiç gelmedi. Hiç gelmedi. Evet doğru. Çünkü bunu tahmin etmedim. Gelmedi çünkü. Yani baktım yok. Yok. Ama olursa dedim inşallah. Yani. Demek ki olabiliyormuş. O kısmını biraz daha konuşacağız. Çünkü çok merak uyandıran fragman itibariyle söylüyorum. Çok merak uyandıran bir karakter gibi gözüküyor. Onu soracağım. Biraz ipucu almaya çalışacağım. Şebnem için de şöyle düşündüm. Devamı olursa ben olurum zaten demiştir Şebnem dedim. Var mıydı öyle? Şebnem topraktan girdi. Ya ben öyle diyorum. Şimdi o bir gün biz Onur'la bundan bir süre önce aynı tiyatro oyununda Arzu Tramvayı'nda Stella ve Stanley'i oynuyorduk. Evet. Bir gün provadan çıktık. Onur'un arabası servisteydi. Ben bırakıyorum onu arabayla. Bir şeyler anlatıyorum. Şebnem dedi dur. Konuştuğun konuyu bırak. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Ben dedi Hakan Günday'la bir şey çalışıyorum. Ne çalışıyorsun dedim. Biz dedi galiba bir şey yapacağız. Ve böyle çok da derinlemesine olmadan bir hikaye anlattı. Dedim ki Onur uzun zamandır hiç böyle bir şey duymadığım gibi hiç de bu kadar iyi bir şey izlemedim. Yapın ne olur izleyeceğim dedim. O zaman dedi ki Şebnem'cim sen oynuyorsun bu işte. Aa ben kimi oynuyorum dedim. Sen de dedi Haluk abinin kızını oynuyor. Ama şey yani hiçbir şey yok ortada. Bu kadar kafada hazırdı. İnanılmaz. Kat 2 sene sonra biz Şahsiyet'in ilk sezonunu çektik, bitirdik. Ve aradan koskoca bir 5 yıl geçti. Şimdi bir ikinci sezon umudu hepimizde vardı. Ama çok yüksek ve seyircide karşılığı çok
gösterişli olan bir ilk sezonumuz olduğu için tabii. Bence bir cesaretti de aynı zamanda. Çünkü bizde genelde her şeyin sezon sayısı arttıkça izleme zevkinin azaldığına dair bir ön yargı var. Yani değil mi? Bundan söz edebiliriz. Tabii. Bilmiyorum, bir sürü şey hepsi birleşti ve 5 yıl çok uzun bir süre. Yani insan hayatında da çok uzun bir süre. Çok şeyler değişti bizim ilk sezonumuzdan sonra. Onur'dan yine ikinci sezon haberini aldığımda bana kız sen bu diziye topraktan girdin dedi. Güzel. Şimdi anladım topraktan. Ve tabii hemen kadar... sordum. Çünkü Zuhal zor bir karakter. Evet. İlk sezonda yani kendiyle problemi vardı, kocasıyla problemi var, babasıyla problemi var, oğluyla yaşamla problemi var. Çok zordu hayat Zuhal için, evet. Benim karakterim için. Çok merak ettim tabii ki. İkinci sezonda ne olacak bu Zuhal'e? Sonra Onur bir cümle söyledi. Benim şimdi söylemeyeceğim. Yani çünkü seyircimiz izlesin, görsün istiyorum. Yapma Şebnem. Bu kadına ne oluyor ikinci sezonda, evet. Dediğimde sadece bir cümle söyledi. Yani inanılmaz bir cümle. Söyleme. Hayır tabii ki söylemeyeceğim. Ne böyle mi oluyor falan? Benim için çok heyecanlı ve çok mutluluk verici bir şey. Evet. Her zaman söylediğim gibi bir parçası olmaktan gurur duyduğum bir iş, onur, evet. Duyduğum bir iş. Burada Türkiye'de benim hani okur olarak okumayı en sevdiğim, tabii. Yazarlardan birinin elinden çıkan bir iş. Bayıldığım bir yönetmen, hayran olduğum bir oyuncu. İkisi bir çok araya geldiklerinde bambaşka bir şey ortaya çıkıyor. Müthiş yaratıcıları var, evet. Bu dizinin gerçekten. Her senaryonun her sayfasını bir roman okur gibi heyecanla ve hayranlığım artarak okudum. Ve seyircimize de şunun sözünü verebilirim ki çok iyi bir sezon bekliyor onları. Çok renkli bir dönüş Agah Bey için, öyle gözüküyor. Dolayısıyla bu sezon motivasyonu ne olacak? En azından onu sorayım. Hemen söyleyeyim. Evet. İlk sezonda karşımızda en büyük korkusu hafıza kaybı ihtimalini duyunca şahsiyetini kaybetmek olan biri var. En büyük korkusu. Bu hikayede ise şahsiyetinin ne olduğunu, kim olduğunu anlamaya çalışan ve şahsiyetinin peşinde koşan bir Agah Bey oldu. Korkma korkmaktan diye bir replik vardı mesela. Yani kaybetmeye korktuğu şeyin ne olduğunu çözmeye çalışan bir Agah Bey oldu var şimdi. Erdal Bey'in oynadığı karakterle ilgili karşısında bu kez Agah Beyoğlu'nun karşısında siz varsınız gibi duruyor. Ve ona tuttuğu yası unutturmayacağız gibi bir söz var fragmanda. Dolayısıyla aralarındaki meseleye dair siz ne anlatmak istersiniz? Şimdi buraya biz doğrulardan önce. Şimdi tabii bütün ben seyretmediğim için, evet. Spoiler verme kimse ihtimalim yok. Kimse seyretmediği için az konuşacağım, onu da söyleyeyim. Evet. Şimdi Erdal abinin oynadığı karakter aslında bütün 10 bölümün ana aksını oluşturuyor. Ve öyle bir karakter oynuyor ki 10 bölüm bittikten sonra seyirci anlayacak ki bayağı sansasyonel bir karakter diye buradan iddia edebilirim. Güzel. Ki bu sezonun konusu toplamında biraz öyle. Çünkü şöyle ilerliyoruz. Yani sanırım oradan biraz da yola çıkıyoruz. Yani ülkede anlatılacak o kadar çok hikaye var ki. İlk sezon Hakan'la hep konuştuğumuz işte bireysel hafıza, toplumsal hafıza, birbirinin etkileri, tetiklemeleri vesaire. Ve bu sezon da zaten o hikayeyi yakaladığımız için tekrar yapma hevesi doğdu. Son derece sert, ülke gerçekleriyle bayağı bir örtüşen ve işte onun da baş temsilcisi olarak Erdal abinin oynadığı karakter, Kader adındaki karakter var. Adı da tabii ilk anda düşündürebilir bunu. Düşündürecek, evet. Ama şaşırtacak. Bir de bence en keyifli yan şu, Erdal abinin inanılmaz performanslarından birini görecekler. Buradan seyirciye çok rahat söyleyebilirim. Gerçekten bir yönetmen olarak inanılmaz iyi bir karakterizasyon ve inanılmaz keyifle çalıştığımız bir aktör abimizle hem tanışmış hem ama onu bana sen sor. Ben mi? Sormuş olayım Erdal Bey. O kısmını anlatın o zaman. Kabuslar gördüm. Gerçekten. Yani
senaryo okuduktan sonra iki gün falan hiç bakamadım. Cevap da veremedim yani. Sonra dedim ki ben dedim yani ya Onur'la ya Hakan'la konuşmam lazım. Çünkü öyle bir şey ki yani bir de şöyle bir olay var. Yani biz tiyatrocu kökenliyiz ama genel anlamda benim bugüne kadar oynadığım yaklaşık 50 küsur yıl olmuş benim bu işte bulunmam. Oynadığım bütün dizilerde böyle komedi serpintileri olan karakterler oynamışım hep yani. Onun dozunu da çok iyi ayarladım. Hı. Ayarladığımı sanıyorum, bilmiyorum ama hep öyle oynadım yani. Tek oynadığım kötü rol şeydi, Karamazov kardeşlerin ben uyarlamasını yapmıştım. Fatih Aksoy çekmişti, orada evet. Babayı oynuyordum. O da bir kötü karakterdi. Hatta o bile net, yani mutlak kötü değildi aslında değil çok mi? Çok 40 bölüm oynadık. Evet, evet. Evet. Öyle. Orada Fatih'in bir lafı çok korkuttu beni. Ya dedi ben salak mıyım acaba? Yani senelerdir komedi oynayan veya komedi ağırlıklı roller oynayan adama ben kötü adam rolü verdim. Hmm. Bu benim salaklığım mı acaba? Ne olacak? Tutacak mı tutmayacak mı? Bilemiyorum dedi. Tuttu. Ama çok enteresan bir şey var. Sevgili Demet Akbağ diyordu ki bana yahu senin o bölümünü seyrederken ben sana çok güldüm. Niye güldün dedim Demet. Gülüyorum sana. Sen sinirlenince de hani ciddi sinirlendiğin zaman da gülüyorum ben sana dedi. Şimdi o da benim kafamda. Fatih'in söylediği lafta kafamda bir tek öyle bir şey oynamışım. Neyse uzatmayayım. Ondan sonra Onur'la buluştuk. Onur'la buluştuğum zaman bir rahatladım. Çünkü Onur çok hakim. Anlat bakalım. Onur olaya çok hakim. Onur'la konuştuk. Onur dedim bak ben bunu yani ben bu adamı kendim de içinden yani hissettim ve bir de benim o karaktere benzer kendi kafamda değil yaşamış bir de karakter var. Bunun da yapısını ben biliyorum yani bütün geçmişini biliyorum. Yani geçmiş zaten Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında ağır ceza hukukunda baktığın zaman var adamın cezaları. Onlara da bir şey yaptım. Sonra orada ben bir zamanlar bir nedenden dolayı Gayrettepe'de üst düzey bir yöneticiye gitmiştim. Bizimkiler zamanında. Bizim bir arkadaşın ahbabıydı bu. Bizim bir işimiz vardı halleder mi diye gittim. Beni böyle demir kapılardan bilmem nelerden geçirdiler falan. Sonra böyle demir kapılı içinde böyle sitenli olan iki tane adam girdi. Gayet şık, çok sempatik bir adam. Oo Erdal'cım hoş geldin falan dedi. Konuştuk ettik ya dedim affedersiniz bir şey sorabilir miyim? Yani buraya gelirken dedim ben kaç tane kapıdan geçtim. Demir parmaklardan geçtim. İşte kapılar açıldı. Bu ne dedi? Erdal dedi. Düşman Mecidiyeköy'den. Nasıl yani dedi. Biz öyle düşünüyoruz dedi. Düşman Mecidiyeköy'de. Biz öyle yetiştiriliyoruz. Her an öyle tetikte. Her an tetikte. Evet. Ben oradan da bir şeyler aldım kafama. Ha, bu adamın kafası savaşıyorum ben. Önemli olan tarih, asır ve şey değil, gün değil. Ruhunda o savaşma var. Ve kendini son derece haklı şey yapıyor. Duygularını da kaybetmemiş. Ya yaşama ait. Azalmış ama kaybetmemiş. Bunları birleştirdim. Onur'la konuştum. Onur beni çok rahat etti. Yalnız dedim Onur bak ne olur bana karış. İstediğin şekilde karış. Ben dedim sahneye çıkmadan seninle konuşacağım. Bunu söylemesi ne kadar özel değil mi? Bunca yıllık deneyimin ardından. Öyle bir şey yok ya. Ne demek bunca yıllık deneyim diye bir şey yok. Yalan. Söyleyenler yalan söylüyor. Hep ilk veya günkü gibi. Veya kötü oynuyorlar. İkisinden biri. Yalan söylüyor ya kötü oynuyor. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Hani ben bir enstrümanım. Yok böyle bir şey abi. Ne enstrümanı ne ya bu. Bu beyin, yürek, konuşma, metin. Yani olaylar, beynin içindeki biriktirdikleri bunların oradan o karakterin içine ne sokabilirsin? Başta tabii şey yönetmenle konuşuyorsun bilmem ne filan. Çünkü Onur bana o kadar güzel anlattı ki Hakan'ı rahatsız etme ihtiyacını duymadım. Ben sana da arardım. Hakan burasını ama zaten metin o kadar net vesaire.
Ama bu korkuları yaşadım ben. Ben yani benim bir de bir huyum var. İsel oluyorum, affedersiniz yani. Benim şey, gerçekten. Tabii. Evet, vurur böyle ya, mideye çok vurur. Ya, benim halamda da var, babamda da var bu. Bizde öyle. Hmm. Çok fena ama Onur'la konuşunca rahatladım. Hmm. Sonra çekimlere başladık. Kostüm, mostüm giydim. Benim elim ayağım titriyor. Yani bir de çok iyi bir iş. Haluk Bilginer'le karşılıklı oynuyorum. Oyuncu arkadaşlar çok iyi. Çok büyük bir lüksüm var. Senaryo lüksüm var. Oyuncu lüksüm var. Yönetmen lüksüm var. Bu kadar. Ve ben yani bayağı geceleri uyumamak, az uyuyarak, acılar çekerek, anlatabiliyor muyum? Sıkıntılar çekerek, o sahne nasıl olacak, o sahnede nasıl olabilir? Yani bayağı böyle bir kabuslu, kaç ay, 3 ay mı çalıştık? 3 ay kabuslu günler yaşadım. Bir de ben çalışırım, ezber yapıyorum, yetmiyor. Ya ezberim. Ama ezber yetmiyor. Müthiş bir disiplin bu. İnanılmaz. Tabii. Ama bu disiplini yalnız ben şahsi dizi için değil. Ben her dizi için yaparım ben bunu. Evet. Her dizi için, her şey için yaparım. Ama burada iki kat oldu. Yani her oyunumun premierinde, benim kızımın tiyatro Martı bir oyunu var. Ve oyun, orada ben iki tane oyun oynadım. Daha önce oyunlarda da premieri 3 gün kala ben gene diare oluyorum. Sen mi oluyorsun abi? Evet. Ve geriliyorum 3 gün premieri. Bu hep böyle yaşanıyor. Hep böyle. Yani bütün oyunlarımda. Ama hiçbir filmde, çektiğim yağda, oynadığım hiçbir filmde böyle premierinde tiyatrodaki gibi diyara olmadım. Bunda oldum. Bak tuvalete girdim, girir gelmez yarım saat. Yasemin diyor ki çok ayıp oluyor abi, çık diyor. Yarım saat çıkamadım. İlk defa bir tiyatro oyununun dışında. Evet. Sanki tiyatro premieri gibi bunu... Ben 3 gündür öyleyim. Bir de benim bir huyum var. Benim her işim oyun bahçem. Evet. Ben sete giderken bahçeye gidiyorum. Oyun bahçem. Kaydıraklar var. Tahterevallılar var. Kayıyoruz. Kum taşları var. Arkadaşlarım var oyunca. Onlarla oynuyorum. Kum atıyorum. Onlar bana kum atıyor. Su atıyor. Bir de öyle görüyorum olayı. O yüzden... Ben bunu... Yani beni bunlar yaşatıyor. Agah Bey'in yaptıklarını unutacak olması... Ona karşı tavrımızı da... değiştiriyor belki. Bilmiyorum, öyle geri dönüşler aldınız mı? Yani çünkü orada... Bir seri katili suçlayamamak noktasına bile geldim ben izlerken. zaten orada... Hani vicdan meselesi var ya. Hem vicdan meselesi var hem de işte adalet meselesi var. Yani adaletin ve hukukun tartışıldığı, adaletin nasıl işleyip ya da nasıl işlemesi gerektiğine dair bir takım soruların Hakan dediği gibi oluşturmaya çalıştığımız bir yapı olduğu için. Hatırlar mısın bu cümleyi? İlk biz bu hikayeyi anlattığımızda şunu demiştim. Maalesef o kadar sevecekler ki Agah'ı bir katil olmasına rağmen. Evet. Çünkü yaşadığın dönemde, yaşadığın çağda, yaşadığın dünyada, ülkede en gereksinim duyduğun, en büyük eksikliğini duyduğun şey. Evet. Adalet artı vicdan. İşte bu muhakemeleri yapalım diye ya da hep beraber yapabilelim diye zaten bu işleri, şahsiyeti yapmaya başladık. O yüzden de dediğiniz şey çok kritik. Yani bir seri katili sevebilir miyim? Maalesef sevebiliyoruz. Çünkü asıl adaleti uygulaması gerekenler başkaları olduğu için ve bu adalet yerine gelmediği için yöntemi tasvip etmesem de bir adalet isyanı, bir adalet arayışı insanda, toplumda oluşuyor. Buradan sonrasını susayım ki yayınlayabilirim. Ben zaten farkında mısınız? Yani, her kelimeyi şöyle dinliyorum, bir şey çıkaracak mıyım diye. Tabii susmamamız da gerekiyor, onu da söyleyeyim. Yani ben şu anda esprisini yapıyorum ama... Evet. Yani biz çok susanlardan değiliz. Susmamak da gerekiyor. Ama en güzel ifade şekli zaten bu yaptığımız iş. Yapabildiğimiz bu. O yüzden burada anlatıyoruz. Bir kez daha oraya döneyim. Ve bu sezon göreceksiniz ki bu adalet arayışını hepimizin üzerine durması gereken bu adalet arayışını tekrar ve daha da sert bir biçimde işlemeye çalıştık. Şimdi orada yüzleşme, hani temel mesele bir yüzleşme de olabilir ki ikinci sezona dair yine hissettiğim kendiyle yüzleşiyor Agah Bey ve orada demek ki mükerrer katilim diyor.
Ama arkasından ama diyor hiçbirinde tekrara düşmedim. Tabii çünkü sürekli unutuyor. Hiçbir şey hatırlamıyor. Böyle de bir kolaylığı vardı. Tabii. Ama mesela ben onu nasıl okudum? Yine bir Agah Beyoğlu yaklaşımı mıdır bu? Yani değil mi? Tabii. Bir yandan da öyle bir tavır var orada. Tabii. O yüzden çok çok aslında derin geliyor. Zuhal'in dönüşümünü önemsiyorum. Çünkü Zuhal'in durumu epey zor. Çok. Değil mi? Evet. Biraz önce de bahsettiğim gibi ya, hayatın birçok farklı noktası ile ilgili gerçekten çok da kolay geçmemiş bir hayatı var. Ya yani en başta bir tabii ki bir baba kız meselesi üzerinden hep düşündüm Zuhal'i ilk sezonda da bu sezonda da bir yani ilk sezonda da altını çok çizdiğimiz bu kızı bir yatılı okula göndermişler ve Zuhal hayatı boyunca atlatamamış bunu. Ve pek mesela benzemiyor da. Mesela Agah Beyoğlu'nun kızı gibi değil Zuhal. Hmm. Baktığın zaman sanki başka bir ailede de yetişmiş gibi. Ondan alması gereken birçok şeyi almamış mesela. Ya tabii ki ben bu şu ara bir şeyler alıyorum yalnız bu anlattıklarında. Ama bunların hepsi ilk sezonda. Ona çok dikkat ediyorum. Tamam. İkinci sezon için de dediğim gibi çok büyük bir sürprizi var. Yani benim mesela 100 defa düşünsem hiçbirinde düşünmeyeceğim bir fikirle gelmiş tabii ki yine Hakan Gündar. 5 yıl bu arada çok uzun bir süre. Ya hiçbirimiz hani 5 yıl önceki gibi değiliz evet. Zaten. Hayatlarımızda da çok büyük şeyler değişti. Fakat Zuhal yani büyük bir karakter olduğu için onun değişimi de çok büyük olmuş. İzlediğinizde görünce hani A'yken B, işte Z, siyahken beyaz böyle bir kadındı zaten. Hiç kolay değildi. Bunu bize acıyın, bize üzülün diye söylemiyorum ama sezonun bittiği bir dönemde bir kar otelinde bizden başka kimsenin olmadığı biz, şey ana yurt oteli Zebercet gibi. Haluk abiyle otelde şeyleri taşıyorlardı. Yani herkes çıktı otelden 2 gün içinde ve biz evet. Sadece ekip. Otelde birkaç bize yardım edecek insan. Bir bekçi falan gibi. Böyle hani. Işıkları bile açılmadan. Işıklar da kapalı. Böyle biz bir 10 gün mü geçirdik? Çok zordu. Çok zordu. Karanlık evet. Bir otel ve şey çok soğuk. Cam açosu sürekli bir beyazlık. Hep bir beyazlık. Ne kadar depresif bir durum aslında evet. Değil mi? Tabii o da çok işimize yaradı. Tabii yaradı. Aranan istenen sağlığımız falan bozuldu. Ama atlattı. Zorlandık. Zorlandık. Bayağı zorlandık. Bir de gece çekimleri çoktu. Çok. Yani Kartalkaya'da sabah 5'te çekim bayağı zordu yani. Evet. Yazarını bulmuşken en azından o soruyu sorsam kimdir aslında Agah Beyoğlu? Daha çok devam etmek lazım hikayeye. Yazmaya devam etmek lazım bu sorunun cevabını tam olarak verebilmek anladım. İçin. Ama biliyoruz ki tabii bir hikaye yeterince uzun yazarsanız sonunda herkes ölür. Hmm. Onun için bir yandan da tanıyamadan da kaybedebiliriz Agah Beyoğlu'nu yani. Evet. Gerçek dünyada insanlarla aramızdaki ilişkilerde ne kadar tanıyabiliyorsak evet, evet. Orada da öyle olabilir. Valla bence öncelikle Agah Beyoğlu nasıl biz onu ne kadar sanki böyle arada çakan flash gibi hareketlerinden, eylemlerinden mana vererek tanımaya çalışıyorsak bence o da kendisini o şekilde tanımaya çalışıyor. Yani kendisi de kendi şeyinin kişiliğinin peşinde olan biri. İlk dijital platformlara yapılan işler özellikle yerli yapımlarla ilgili hani niteliğinin de yükseleceği beklentisiydi. Biraz önce söylediğim şimdi koşullarla alakalı. O bir halüsinasyondu. O bir böyle bir ütopik bir şeydi. Tamam. Çünkü ne şimdi şurada bir yanlış var. Bu dijital platformlardaki üretimde dünya çapında da bakarsanız kaç tanesine bu evet her anlamda beni tatmin etti diyebilirsiniz. Çünkü ne olursa i̇şte olsun ticari söylüyorum. Bir yapılanma yani dijital dediğiniz şey ne bir televizyonun para ödenerek izlenilen yeri reklam satmıyorsun da üyelik satıyorsun. O yüzden de tabii ki üretici dijital platformlar izlenebilir şeyler yapma peşinde ve her platformun kendince bir izlenebilirlik kotası var ya da bir anlayışı var, bir drama anlayışı var. Yani bu dünya çapında HBO'nun işlerine bakarsanız başka, doğru. Değil mi? Apple'ın bakarsanız başka vesaire. O yüzden de Türkiye ilk gelindiğinde bu yanılsama herkese sirayet etti. Zannedildi ki işte Çernobil gibi, işte Sopranos gibi vesaire gibi işler yapılacak zannedildi. Ama böyle bir şey bu ülkede yapmak
çok olası değil. Nedeni de şu. Dramanın ana unsurlarıyla iş yapamıyorsunuz. Ne demek istiyorum? Politikaya giremiyorsunuz. Cinsellik yazamıyorsunuz. Din dramanın içinde bulunamıyor. Dramaturjinin içinde. Ne kaldı geriye? İşte geriye kalan şeyleri biz izliyoruz. Özellikle ana akımda. O da nedir? Pembe dizi. Evet. Bizim doğru. Türkiye'nin yurt dışındaki gücünü sağlayan ana unsur Türkiye'deki pembe dizilerdir. Bunun aksini iddia eden varsa da buraya hep beraber tartışmayı alabiliriz. Bu şimdi neye sirayet etti? Dijital platformlar da dolayısıyla şu anda gitgide ana akımda izleyeceğiniz dizilerin daha kısa versiyonlarını dijital platformlarında yayınlamaya başladılar. O yüzden de içerik lafı da bir tuhaf zaten. İçerik ne demek ben çok bilmiyorum ama o tip dramaturjiler işlemeye ve çalıştırmaya başladılar. Ve şu anda alan memnun, satan memnun. Evet. O yüzden de şahsiyet gibi, ben hemen sayayım kendimcesini, bir evet. Başkadır gibi, evet. Masum gibi, Fatma gibi, kendi janrında Fi gibi işleri artık 40 yılda bir herhalde görebileceğiz. Ve söylediklerinin bir kısmı başlangıç işleri. Bak çok evet, enteresan. Çünkü o zaman daha cesurlardı. O zaman öyle bir o zaman daha cesurlardı cesaret ve seyirciyle ilişki kurmanın dijital platformlarda bu tip hem nitelik hem nicelik olarak daha kalibresi yüksek işlerle olacağına inanıyorlardı. Ama şu anda sadece çabuk tüketilen, bir an önce izlenip bir sonrakine atlanan o yüzden de hem estetik olarak hem yapı olarak hem dramaturji olarak işte bu pembe dizi soap opera dediğimiz ki bunu ben küçümsüyor değilim. Bu elbette, da bir tarzdır yani. Elbette. Hani dünyada bir gerçekliğidir bu. O tip işlere yöneldi Türkiye'deki dijital platformlar. Ne gittim be? Kendim bile açmayacaktım ha. Vay be diye. Ben bir müsaade isteyebilir miyim? Tabii ki. Tuvaletim. Tabii lütfen. Siz de kart mı değiştireceksiniz? Yok, git abi. Gidebilirsiniz ha, lütfen. Git. Ciddi, hani yalan olmasın onu göstermek için diyor. Çok tatlı. Ay, çok şeker. Az önce söylediklerim izleyici olarak da bizi hayal kırıklığına uğratan bir süreç oldu. Doğruya doğru. Çünkü hepimiz öyle bir hevesle evet, dijital evet. platforma dönmedik mi? Evet. Sadece pandemi veya sadece sinema biletinin çok pahalı olması değildi. Burada daha iyi işler de görebiliriz diye geldik. Tabii ki. Tabii öyle ki. Değil mi? Ya daha işler yapabiliriz. Ben bunu her zaman iddia ediyorum. Çünkü bizdeki, Türkiye'deki oyuncu kalibrasyonu çok yüksek. Evet. Çok evet. iyi oyuncularımız var. Çok iyi yazarlarımız var. Fakat burada bütün bu havuzu, çok iyi yönetmenlerimiz var. Bütün bu havuzu dijital platform adına söyleyeyim. Dijital datadaki izlenilir rakamına dönüştürüldüğü zaman işte olmuyor. Tam anlatamadım, cümleyi düzgün kuramadım lütfen, ama. Yani dijital rakamlar çok izlenir, çok az izlenir, çok izlenir diye ben bir şey üretmiyorum. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ben dramanın bildiğim kadarıyla, deneyimlediğim kadarıyla gerekliliklerini yerine getirmeye çalışıyorum. Evet. Bu izlenir, izlenmez. Bu bizim işimiz değil. Yaratıcıların işi değil. Bu yapımcının, platformun işi. Anlatabildim mi? Tabii aksi takdirde ulusal kanala iş yapan hiçbir yapımcıdan farkı kalmıyor. Bir farkın pembe kalmayacak. Dizi üreticisinden bir farkın evet. kalmıyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Çok o yüzden yani. De ne ben, ne Hakan, ne Şebnem, ne bizim ekip bu tip şeylerle çok ilgilenmiyoruz. O yüzden de kendi şahsına münasır işler çıkıyor. Evet. Belki daha niş işler oluyor ama en basitini söyleyeyim. Başka şeyler mesela. Mesela pandemiyle birlikte bu dijital platformları izleme oranı arttığı için mesela ben şeyden çok korkuyordum ki nitekim oluştu o. Genç nesil ya da ergen nesilde izleme sabrı kalmadı. Çünkü çok çabuk bir üretim, çok çabuk bir tüketim istiyor. Evet. Yani şunu düşünebiliyor musunuz? Bir bu işi üreten yaklaşık 200 kişi var. Öyle değil mi? 200 kişi aynı anda bu işi üretti. Fakat siz jenerikte bunun ismini dahi okuma şeyinde değilsiniz. Nasıl söyleyeyim? Ona bile sabrınız yok. Hemen bir sonrakini atlatıyor size otomatikman sistem. Anlatabiliyor muyum? Çok iyi anlıyorum. Şimdi bunlar... İşte bu hız, bu çabuk tüketme ihtiyacı izlerken o yüzden de dramaturji olarak sizi
başka yerlere götürüyor. Çünkü bunun bir matematiği, bir algoritması oluşturuluyor. Tabii. Ve buna göre bir dramaturji yazıyorsunuz. Biz bu adamlar değiliz ya da kadınlar değiliz. Yani biz buradan üretim yapmak hiçbir zaman istemedik, hiçbir zaman da istemiyoruz. Ve tabii ki ülkede şu anda üretim daha çok oraya kaydığı için de bir yandan da endişeleniyoruz. Evet, aslında yani kim benim çıkıp de sormaya çalıştığım bu. Başka türlüsünü yapacak, kim çıkıp tabii bunun farklısını üretmeye çalışacak? Ne zaman göreceğiz biz onu? Ve şeyler de haksızlık, onları da hemen söyleyeyim burada. Sizin yurt dışında çok beğendiğiniz dizilerin çalışma şartlarıyla bizimkilerin kıyas kabul etmez. Ne ekonomik olarak ne zamansal olarak. Zaten bir ölçek farkı var, onu da hani kabul Elbette. Ediyoruz. Elbette. Çok basit bir örnek vereyim. Mesela Dark diye bir dizi vardır Netflix'te. Evet. 160 iş günü çift ekip çalıştılar. Açınız bakınız makalelerde. Böyle bir şeyi bizim Türkiye'de yaratabilme şansımız yok. Evet. Anlatabildim mi? Tabii. Mümkün değil. İşte en büyük farklar da buralarda başlıyor. Yoksa o imkan bizde olsa neden yapamayalım? Seni de oyuncu olarak etkiliyor belli ki bu koşullar. Tabii öyle ki etkiliyor. Değil mi? Ayrıca bu yanılsamaya hepimiz kapıldık. Yani dijital platformların mesela ülkemize gelmesiyle üretilecek işlerin kalitesindeki ani yükselme beklentisini hepimiz yaşadık. Ama tabii ki bu kurumlar da ticari kurumlar. Yani bunlar bağımsız, izlenecek bir şey üretmiyorlar. Bunlar da mesela şunu keşfettik, akım diye bir şey var. Evet. Aynen ana akımda, televizyonda, Free TV'de mesela akımlar vardır ya, işte bir dönem farklı dizileri, işte dönem, evet farklı sosyal sınıflardan iki kişinin aşkı moda oldu. Bir dönem daha böyle Anadolu'nun içindeki aileler ve oradaki evler, işte İstanbul'da okumuş çocuklar oraya dönerler. Mesela bunlar akım. Baktık ki burada da akımlar var dijitalde. Şimdi mesela ilk başta bize de çok sirayet etti. Hatırlıyor musunuz? Bir 3 sene her yer gizem dizisi doluydu. O gizem, bu gizem, şu fantastik, onu merak ediyorum. Şimdi sonra mesela bir milattan önceye ait böyle çok eski tarih, çok eski tarihlerde geçen yine fantastik, yani baktık ki akım orada da var. Çünkü hangisi daha çok izleniyorsa, hangisi daha çok tıklanıyorsa üretim şansı o projeye veriliyor. Biz izleyici olarak emin ol, iyi işleri seçeriz. Seçtik de bugüne tabii kadar. O yüzden ben çok teşekkür ediyorum. Erdal abiye de bize katıldığı için teşekkür ediyorum. Bir yarım saat demişti işte o süreyi. Evet, gelmek üzeredir. Gelmek üzeredir. Erdal abi gel kapalışı yapalım. Ve şöyle bitireyim. Sevdiğim laflardan biriyle. Dünya küçük değil, suç büyük. Suç büyük. Bitireyim ben. Dünya küçük değil, suç büyük. Evet, bu ana cümlelerden biri. Evet, en sevdiğim cümlelerden biri. Ve Erdal Bey, sizden de bu sezona dair bir son cümle alayım, öyle tamam. Valla son cümle Onur'un olması çok güzel. Çünkü benim son cümlem sadece bir, böyle bir mutluluğu tattırdıkları için Hakan Günday'a, Onur Sayla'ya, Ay Yapım'a, bütün beraber çalıştığımız arkadaşlara, yani set ekibinden görüntü yönetmenine, ışık ekibine kadar çok teşekkür ederim. Çok güzel bir 3 ay geçirdim. Sıkıntılı oldu benim için. Geceleri az uyudum. Korktum. Telaş yaptım. Terledim, manledim ama iyi oldu. Ama değdi. Değdi. Bakalım değdiğini göreceğiz efendim akşam. Çok teşekkür ediyorum. Ve yeni projelerde buluşmayı diliyorum. Umarım. Yine bu koşullarda, sözünü ettiğimiz olmazsa olmaz koşullarda. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz efendim.